Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgili arkadaşlar, bu haftanın ana gündemi biliyorsunuz Fed toplantısıydı, Fed'in faiz kararıydı ve Fed'in nasıl bir karar verebileceği, daha doğrusu nasıl bir karar verebileceği konusu çok belliydi. Yani herhangi bir faiz indirimi de yapmayacaktı, artırımı da yapmayacaktı, sabit tutacaktı ama bu kararın ardından ne tür açıklamalar yapabileceği meselesi son derece büyük önem taşıyordu. Özellikle doların küresel piyasalardaki değeri ve bir diğer yandan da gelişmekte olan ülkeler adına Fed'in yapacağı açıklamalar ve özellikle faizle ilgili olarak projeksiyonundaki görüşleri çok büyük bir önem arz ediyordu. Nitekim biraz önce, yaklaşık bir yarım saat kadar önce Fed faiz kararını açıkladı. Politika faizini sabit tuttuğunu ifade etti beklendiği gibi, ancak ardından son derece güvercin açıklamalarda bulundu. Resmen piyasa dostu diyebileceğimiz, özellikle emtia piyasaları için olumlu olabilecek son derece ılımlı açıklamalarda bulundu. Her şeyden önce Fed'in yapmış olduğu bu açıklamaların en önemli noktalarını dört başlık altında toplayabiliriz. Birinci olarak Fed faiz değiştirmedi diyebiliyoruz. İkinci bir husus olarak Fed 2019'un ikinci yarısı için herhangi bir iki olan faiz artış beklentisini tamamıyla sıfıra indirmiş durumda ve net bir söylemde bulundu. Daha önceleri verilere bakacağım. Duruma göre faiz artış oranımı değiştirebilirim veya sayısında bir farklılık yaratabilirim gibi yuvarlak söylemler içerisinde bulunuyorken, bu kez Fed'in 2019 yılının ikinci yarısı için normal şartlar altında 2 olan faiz artış beklentisi sıfıra inmiştir şeklinde net bir söyleme tanık olduk. Ancak buna rağmen Fed'deki bazı üyeler hala bir faiz artışını beklemekte. Dotplot denilen Fed'in üyelerinin grafiksel olarak, nokta grafik olarak adlandırılan tek tek görüşlerini yansıtan bir tablo bulunuyor. Bu tabloya göre 11 üye herhangi bir faiz artışını beklemiyorken, 4 adet üye ise Fed'in 2019 yılı içerisinde, geri kalan süre içerisinde bir faiz artışı yapması gerektiğini ifade etmekte. Özetle arkadaşlar, piyasalarda zaten bu yönde bir beklenti hakimdi ama bu kadar net bir açıklamanın olabileceği açıkçası pek de beklenmiyordu. Faiz artışıyla ilgili ihtimaller tamamıyla sıfıra indi diyebiliriz şu an için. Ve Fed'in şu anki açıklamalarının tamamıyla bir beklenti niteliğinde olduğunu da belirtmek icap ediyor. Yarın, bir ay sonra, 2 ay sonra gelecek olan verilerde, şartlarda ve koşullarda farklı bir durum söz konusu olur ise, ben bugün itibariyle, yani şu an yapmış olduğu açıklamalarına atıfta bulunmak suretiyle, o tarihte böyle bir şey beklemiyordum ama şu anki tablo durumu değiştirmiştir. 2 faiz artışı yapabilirim veya şu şekilde davranabilirim gibi görüşlerini değiştirebilir. Nitekim son 6 ay içerisinde Fed'in defalarca görüş değiştirdiğini, farklı farklı söylemlerle çok daha değişik açıklamalarla piyasaları hareketlendirdiğini biliyoruz. Fed'in yapmış olduğu açıklamalar içerisinde arkadaşlar, bir önemli husus daha vardı ki bu da piyasaların çok yakından ilgisini çeken bir konu. Parasal sıkılaştırma dediğimiz uygulamasını na yönelik, buna son vereceği tarih olarak ise 2019 Eylül ayını gösterdi. Eylül ayı itibariyle parasal sıkılaştırma sona erecektir dedi. Zira Fed her ay 50 milyar dolar civarında bir parasal sıkılaştırmaya gitmekte. Dolayısıyla arkadaşlar, bu konuda da afaki bir tarih vermemesi, yuvarlak bir söylemde bulunmaması, daha önce yaptığı açıklamalarda olduğu gibi yılın sonlarına doğru duruma bakarak sıkılaştırmayı ara verebiliriz veyahut da sonlandırabiliriz gibi açıklamalar varken, şu anda net bir şekilde hem bu hususta bir kesin ifade kullanıyor ve tarih veriyor. Aynı zamanda da 2019'un kalan süresinde de herhangi bir faiz artışı olmayacağını gündeme getiriyor. Arkadaşlar, bu açıklamaların ardından küresel piyasalarda, dolarda çok ciddi bir değer kaybı yaşandı. Şu görmekte olduğunuz grafiğimiz bizim dolar-TL grafiğimizdir ve saat 21'e yaklaşırken, 20-30 civarlarında, 5.47 yakınlarında bulunuyorken, 21'e yaklaştıkça hafif bir geri çekilmenin başladığına tanık olduk. Sanki Fed'in açıklamaları biraz öncesinden hissedilmiş veya biliniyormuşçasına. Burada bir ünlem işareti koymak istiyorum aynı zamanda. Ve arkadaşlar, gördüğünüz gibi kararın açıklanmasıyla birlikte saat tam 21 itibariyle şurada görmekte olduğunuz gibi çok uzun bir bar oluştu ve bu barı mütakiben arka arkaya
gerileme eğilimi devam etmek suretiyle en düşük seviye olarak arkadaşlar 5.49.79 seviyesi görüldü. Yaklaşık 35 dakika içerisinde çok önemli bir geri çekilmedir bu. Zira Fed'in bu kadar güvercin, bu kadar net ve bu kadar kesin açıklamalar yapabileceği açıkçası pek de öngörülmemişti. Diğer taraftan arkadaşlar bakalım dünya piyasalarında ne olmuş? Dünya piyasalarına baktığımız zaman bir ara 112'ler seviyesine yaklaşan, hatta bugün 111.7 seviyelerini gören Japon yeninin çok ciddi bir şekilde değer kazandığını ve 110.7'ler seviyesine ulaştığını görüyoruz. Zira dolar Japon yeni karşısında değer kaybetti. Euro dolar karşısında tablo ne olmuş arkadaşlar? 1.1350'lere yakın bir seyir içerisinde olan, daha doğrusu birkaç gün öncesinde 1.12'ler seviyesinin dahi aşağısını görmüş olan euro dolar paritesi açısından da doların ciddi şekilde euro karşısında değer kaybettiğini ve 1.1450'lere doğru önemli bir direnç noktasını test eder konuma geldiğini görmekteyiz. Altın noktasına baktığımız zaman ise arkadaşlar altında da biliyorsunuz dolar değer kaybettiği zaman Japon yeni değerleniyor ve aynı zamanda bir diğer güvenli liman olarak ise altının değer kazandığını görmekteyiz. Eminim ki hatırlayacaksınız 1307 doların üzerindeki hareketlerin 1307 doların zorlanması durumunda ilk etapta 1320 dolar atağının olabileceğini ifade etmiştim ve şu anda da 1317 dolar seviyeleri görüldü ve tekrar 1313 dolar civarlarında. Evet arkadaşlar akıllardaki soru şu, peki bundan sonra ne olabilir? Öncelikle para piyasaları konusunda doların değer kaybı yaşamasını müteakip olarak Fed'den gelen bu açıklama gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir açıklamadır. Zira Fed'in faiz artırmıyor olması ve artırmayacak olması ve parasal sıkılaştırmaya da son verecek olması nedeniyle dünya piyasalarına yayılmış olan likidite, sıcak para dediğimiz bol para bir şekilde kendisine nema aramak isteyecektir. Bu hususta da gelişmekte olan ülke piyasaları ve borsaları en büyük avantaj konumundadır ve küresel iştahın artması anlamına gelecektir. Zaten son iki gündür özellikle küresel piyasalar adına, gelişmekte olan ülkeler piyasaları adına, Asya borsaları adına ve tabii ki bizim endeksimiz adına çok olumlu yansımalar oldu ama bu ciddi ataklar sonrasında da bir kar realizasyonunun yaşandığına tanık olduk. Her ne kadar BIST 100 endeksinde bu kar realizasyonu birazcık abartılı bir şekilde gelmiş gibi görünüyor olsa da Asya borsalarında da bu tablonun var olduğunu gördük. Zira bunda birazcık da ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın tekrardan yeni bir gerilim boyutuna ulaşması, Çin'in müzakerelerden geri adım attığına dair bir takım açıklamaların gündeme gelmesi ve bugün de Trump'ın bu hususta Çin'e yönelik olarak yapılan yaptırımlar konusunda bu müzakere sürecinde herhangi bir geri adım atılmayacaktır şeklinde bir açıklaması gündemdeydi. Brexit konusunu zaten biliyorsunuz, bununla ilgili hala bir Arap saçı hikayesidir dönüyor, bir çözüm arayışı mevcut. O halde arkadaşlar geriye kalan piyasayı etkileyebilecek en önemli faktör Fed'in almış olduğu bu karar ve bu karara bağlı olarak doların değersizleşiyor konumuna gelmesi. Çünkü piyasada bol olan dolar, kendi ülkesine dönmeyen dolar bu manada bir değer kazanamayacaktır. Piyasada dolaşımda çok fazla miktarda doların olmasıyla birlikte bu anlamda gelişmekte olan ülke piyasalarına bir ilgi oluşabilir. Ama şu noktayı çok önemli altını çizmek istiyorum. Fed bugünkü kararında son derece güvercin bir söylemde bulundu. Piyasalar bu durumu son birkaç gündür zaten fiyatlıyordu. Bu durumun ardından yarın piyasalarda bir hareketlilik olabilir. Ama bu hareketliliğe çok büyük bir anlam yüklememekle, beklenti bitti şeklindeki bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini de hesaba katmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Biz 100 olarak veya borsa endeksimiz olarak her ne kadar son 2 gündür 106 bin yakınlarından çok sert bir satış dalgasıyla 103 binler yakınlarına gelmiş olsak da bu tablonun ardından arkadaşlar Asya borsalarında bu kadar önemli bir geri çekilme yaşanmadı. Beklenti bitti algısının oluşturulmasına bağlı olarak yarın veya öbür gün bir miktar yukarı yönlü hareketler genel olarak emtia piyasalarında yaşanma ihtimali olsa bile bu tablonun da bir şekilde bir alev olarak parladı ve söndü şeklinde tekrardan eski dinamiklere dönebileceğimizi dikkate almalıyız. Şimdi arkadaşlar bu tablo dahilinde doların küresel anlamda ve yurt içi anlamdaki ne tarz bir seyir izleyebileceği ve hangi konumda bulunduğunu
izah etmeye çalışalım. 5 dakikalık grafiğimizde yaşanan tablonun bu olduğunu gördük. 5.40 yakınlarına doğru bir geri çekilme, 5.41'in biraz aşağısı 5.40-79 seviyesi görüldü ve arkasından da bir tepki çabası oluşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar biz günlük grafiğimize dönmek üzere, pardon haftalık grafiğimize dönmek üzere dolar için bu hafta başında öngörmüş olduğumuz pivot seviyelerimiz itibariyle 5.45 seviyesinin aşağısında kalınması, bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda ilk önemsenmesi gereken seviye olarak 5.42.03 seviyesini öngörmüştük. Hafta sonu analizlerinde bu zaten paylaşılmıştı. Şimdi arkadaşlar bizim önemli izleyeceğimiz nokta şu anda dolar TL'nin 5.41.54 civarında olduğunu görüyoruz. Gece 24'e kadar eğer ki 5.42.03 üzerine bir yönelim söz konusu olursa, bu seviyenin aşağısında bir kapanış olmaz ise veya yarın piyasalar açıldıktan sonra özellikle saat 11 itibariyle Londra piyasalarının açılmasını müteakip olarak hızlıca 5.42-5.43 bölgesine tekrar ulaşabiliyor isek, bu durumda 5.42 desteğinin kırılmak istenmediği anlamını çıkarabiliriz. Ama 5.42'nin aşağısında kalmaya devam ediyor isek, burası çok önemli arkadaşlar, 5.42 seviyesinin aşağısında kalmaya devam ediyorsak 5.40'a doğru bir geri çekilme ihtimalinin oluştuğunu, böyle bir riskin long pozisyon taşıyanlar adına veya dolarda yükseliş beklentisini bugüne yarına bağlı olarak kısa yönlü hareketlerden istifade etmek isteyenler adına bunu özellikle belirtmek isterim. Zira bu haftanın pivot seviyesi 5.45'tir. 5.45 üzerine tekrar yönelim olunduğu zaman zaten çok önemli bir sorun kalmamış olacaktır. Günlük grafiklere dönelim arkadaşlar. Günlük grafiğimiz itibariyle, bugün itibariyle şuralara görmekte olduğunuz gibi değerli dostlar önemli bir bar oluştu burada. Ve şuradaki destek bölgemizin çok önemli olduğunu, buraya 3-4 defa test ettiğimiz halde kırılmadığını ifade etmiştim. Bu seviye 5.43.01 seviyesiydi. Dolayısıyla şu anki görünüm itibariyle bu destek çok sert bir şekilde kırılmış gibi görünüyor. Ancak her zaman ifade ettiğim üzere bir desteğin veya direncin kırıldığından veya aşıldığından söz edebilmek için bu destek veya direnç üzerinde veya altında minimum 2 kapanışın gerçekleşmesi lazım. Yani bugün şöyle bir tabloyu görüyoruz ama yarın da 5.43'ün aşağısında bir kapanış olur ise işte o zaman deriz ki 5.43 desteği net olarak kırılmıştır. Ama şu an için bu desteğin kırıldığını, net olarak kırıldığını ifade etmek biraz güçtür. Zira 10 dakika sonra veya yarım saat sonra veya esas para piyasalarının başlangıç saati olan yarın için saat 11 itibariyle nasıl bir tablonun oluşacağını şu anda bilmediğimiz için tekrardan 5.43 üzerine yerleşmiş, bu destek aşağısına bir sarkma yaşamış ama sonrasında bu desteği kırmak istemeyen bir görünümün tekrardan hakim olabileceğini düşünebiliriz veya bekleyebiliriz. Bu ihtimali dikkate alabiliriz. Arkadaşlar önemli bir panik yaşanmasının gerekli olmadığı kanaatindeyim. Bu tür durumlarda çok hızlı fiyat hareketlerinin olduğu anlarda anlık işlem yapmanın her zaman için hatalı sonuçlar verdiğini bilirim. Bunları sanıyorum ki sizler de zaman zaman test etmişsinizdir ve görmüşsünüzdür. Dolayısıyla bir miktar piyasayı izlemekte, piyasanın bu habere, bu beklemediği kadar güvercin diyebileceğimiz ve Fed'in bu manada o kadar net ifadeler kullanabileceğini ve hatta tarih verircesine net ifadeler kullanabileceğini piyasa çok net bir şekilde beklemediğinden dolayı reaksiyonu da birazcık ciddi oldu. Ama Fed hala bu açıklamalarının ardından bir takım verilerin çok önemli olduğunu, ABD'nin büyüme oranında bir gerilemenin olduğunu, enflasyonda bir düşüş eğiliminin olduğunu, işsizlik beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini gibi de ekonomiye dair bir takım olumsuzlukları da bu yapmış olduğu ana açıklamaların ardından sıraladı. Bunları siz basından takip edebilirsiniz. Zannediyorum ki benim size bu yorumu aktardığım anlarda Jeremy Powell bu Fed kararı sonrasında bir takım açıklamalar yapıyordur. Başlamış da olabilir. Şu an ben takip edemiyorum. Onun açıklamaları da tabii ki önemli olacaktır. Ama ana görüntü budur arkadaşlar. Fed mevcut faiz kararını değiştirmedi ve bu hususla ilgili olarak da hangi hususlara önem verdiğini ve hangi kriterlere dikkat çektiğini sizlere bir şekilde anlatmaya çalıştım.
Arkadaşlar eğer ki piyasalar bu şekilde bu seviyelerde kapanacak olur ise şu anda henüz piyasaların canlı olduğunu biliyoruz. Bu sebepten dolayı haftalık grafiğimiz itibariyle yarın için 5.42'nin üzerinde kalınabilmesinin önemli olduğunu ifade ettim. Günlük grafikler itibariyle 5.43 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin üzerine tekrar çıkılıp çıkılamadığının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladım. 5.43, 5.42, 5.43 aralığı aşılamıyor ise bu durumda arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz bir kanal desteğimiz bulunuyor. Bu da 5.39, 5.40 aralığında. Bunu haftalık grafiklerde de gördük. 5.42, 5.43 bölgesinin aşağısında kalındıkça 5.39, 5.40 aralığının görülebilme ihtimali söz konusudur diyebiliriz. Sevgili dostlar, belirttiğim gibi şayet bu veriler dahilinde gece 24'te ulaşacak olur isek, bu seviyelerde bir kapanış söz konusu olacak olur ise, yarın için pivot verileri olarak takip etmemiz gereken en önemli seviyemizin 5.43 seviyesi olduğunu görmekteyiz. 5.43 seviyesi arkadaşlar, az önce de ifade ettiğim gibi şu bölgeyi temsil etmekte. Burada 5.43.30 olarak hesaplanmış durumda. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.38.25 seviyesinin pivot seviyesi anlamında, pivot değeri anlamında gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Ama dediğim gibi önemli olan gece 24 itibariyle, gün sonu itibariyle grafiklerde oluşacak olan en yüksek ve en düşük değerler ve diğer kriterler olacaktır. Tahmin olarak ben bu rakamları söylüyorum şu anda. Şayet 5.43'ün üzerine yönelim olduğu zaman ise yine 5.45-5.46 bölgesinin hedef bölge halinde olabileceğini ifade etmek mümkündür. Çok hızlı bir reaksiyon söz konusu olduğu için pivot verileri şu anda çok sağlıklı değerler ifade edemeyebilir. Ama arkadaşlar özellikle ve özellikle 5.43 seviyesinin üzerine geri dönüş olup olmaması durumunu, 5.42-5.43 bölgesine tekrar ulaşılma ihtimalinin olup olmama durumunu çok yakından takip edilmesi gerektiğini bir kere daha vurgulamış olayım. Zira bu husus gerçekten çok önemli bir detay. Bu tablo dahilinde arkadaşlar diğer taraftan bir de biop anlamında hangi değerlerin dikkate alınması gerektiği konusuna isterseniz bir de değinmiş olalım. Viop grafiğimiz arkadaşlar görmekte olduğunuz şekilde, ben bunu öncelikle bir haftalık grafiğe çevireyim. Haftalık grafik itibariyle değerli dostlar, evet, bu hafta için önemsenmesi gereken seviyeler de 5.48.21 seviyesi ve 5.45.72 seviyesi önemliydi. 5.48'lere doğru bir geri çekilme yaşandı. Bu hafta 5.47.51, 5.48 aralığı görüldü. Ancak tabii ki kapanışımız 5.49.10 ile gerçekleşmiş olsa bile şu anda görünen bu tablonun yarın piyasa açılışına kadar devam etmesi durumunda, ki illaki bir miktar devam edecektir, tam anlamıyla bir iyileşmenin hemen olması beklenemez, 5.45-5.46 bölgesine kadar bir geri çekilme olasılığının yarın gündemde olabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. 5.45-72'nin de aşağısına gelinecek olursa 5.44 seviyesi önemli bir tepki ve destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviyeye yaklaşımlarda özellikle 5.45'ler civarındaki geri çekilmelerde bir miktar tepki ihtimalinin söz konusu olabileceğini dikkate almak mümkündür. 5.49-79 seviyesinin üzerine çıkılamadığı müddetçe long pozisyonlar adına sıkıntı olabilecektir. Bu da dikkate alınmalı. Arkadaşlar haftalık grafikten günlük grafiğe dönmek istiyorum. Günlük grafik itibariyle ise 5.49.10 seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. Burada da 5.46.50 seviyesini aşağıdaki önemli desteklerden birisi olarak görmekteyiz. O halde 5.45'e yaklaşımlar ve 5.45-5.46 bölgesinin yakından takip edilmesi gereken bir günü yarın itibariyle yaşayacağız görünmekte. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası Biop konusunda haftanın son günlerinde, yani ilk 3 günü itibariyle, bugüne kadarki ilk 3 günü itibariyle herhangi bir işlem yapmadı. Mart vadede ve Haziran vadede Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde bir short eğilimi içerisinde olmadığını görüyoruz. Zira Mart vadede Merkez Bankası'nın son 2-3 haftadır hiçbir şekilde işlem yapmadığını her analizimde aktarıyorum. Ancak son günler itibariyle Nisan ve Haziran vadede de Merkez Bankası'nın short işlemlerini önemli ölçüde azalttığını ve haftanın ilk 3 günü itibariyle de
hiçbir şekilde short işlem yapmadığını, pozisyonlarını koruduğunu da ifade etmiş olayı. Evet arkadaşlar, FED kararı sonrasından genel anlamda dolar TL'de yaşanan tablo, dünya piyasalarındaki hızlı doların değer kaybını gösterir tablo ki tekrardan bir hatırlatmada bulunayım. Arkadaşlar evet, Japon yenindeki tablo 110.7 seviyelerinde, Euro dolar 1.1450'ye yaklaşırken zorlandı ve tekrardan 1.1430'lara doğru geri çekildi. 1.14'lere doğru geri çekilmesi beklenebilir. Bu husus yakından takip edilmeli. Zira 1.1450 önemli bir direnç konumunda. Altındayız arkadaşlar, 1320 dolar önemli bir direnç seviyesi. Özelliğinde tekrardan 1307-1308 dolarlar seviyesine önümüzdeki günlerde veya yarın ilerleyen saatlerde bir geri çekilme olabilir. Son söz olarak belirtmek istiyorum ki FED şu anda çok önemli ve hiç beklenmedik kadar iyimser bir açıklama yaptı ama FED'in yapmış olduğu bu açıklamalar kesin karar değildir. Yapılan açıklamaların metnini dikkatli bir şekilde okursanız bütün bunların birer beklenti niteliğinde olduğunu, yani FED 2019 yılı içerisindeki faiz artışı beklentisini 2'den 0'a indirdi cümlesini okuduğunuz zaman bunun beklenti anlamında bir 0'a indirgeme olduğunu dikkate almalısınız. Bir ay sonra veya 2 ay sonra piyasalarda yaşanabilecek olan bir farklılık FED'in bütün beklentilerini tamamen değiştirebilecektir ve biz bunları geçmiş tarihlerde de çok yakinen gördük ve yaşadık. Onun için FED'in sadece ve sadece bu akşam yapmış olduğu açıklamaları dikkate alarak önümüzdeki günlere yönelik net ve de kesin bir kararlılık içerisinde bulunmak mümkün değildir. Bugün dolar TL'de son yarım saat, bir saat içerisinde yaşanmış olan geri çekilme tamamıyla ve tamamıyla küresel faktörlerden kaynaklanan bir durumdur. Ancak her zaman söylediğim gibi dolar TL dünyadaki gelişmelerden bir etkileniyorsa iç işlerimizle alakalı olan sebeplerden 3-5 kat daha fazla etkilenebilmekte. Doların hala yukarı trendi devam ediyor. Bu trendin kırılmış olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Dolar hususundaki genel beklentilerimde hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Kademeli yükseliş beklentimi bugün gelen FED kararına rağmen muhafaza ediyorum, koruyorum. Zira beni yakinen takip etmekte olan arkadaşlarım çok iyi bilirler ki ben 3 günde bir fikir değiştiren bir analist değilim. Analizlerimi çok net ve ciddi bir şekilde yapar ve buna göre kararlı bir şekilde görüşlerimi çok olağanüstü bir gelişme olmamak kaydıyla da değiştirmem. Sevgili arkadaşlar, FED kararı sonrasında oldukça fazla sorular geldiği için hemen hızlı bir şekilde bir analiz aktarma ihtiyacını hissettim. Umarım ki faydalı ve yararlı olmuştur. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Eğer Jeremy Powell'ın açıklamalarıyla ilgili çok çok önemli veya çok ekstra bir durum söz konusu olur ise, FED'in açıklamalarının yanı sıra çok daha özel bir takım açıklamalar var ise ekstra bir yayın koymak için de zaman ayırmaya gayret göstereceğim. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız, saygılarımla.